Aslında bu çok büyük bir tesadüf bana göre. Belki Yeşim'in dikkatini daha önce de birçok adam çekmişti. Ama Okan karşı eve taşındı. Bu bir tesadüf. Olabilir. Ama bir de şöyle düşünelim. O eve belki daha önce birçok adam taşındı. Neden Okan? Neden Okan onun ilgisini çekti? Değişik olan ne? Adam. Hayır, kadın. Yeşim'in aklında birçok soru vardı zaten. Düzeni sorgulamaya başlamıştı bile. Onun için sana çok şey yazmışız dedim. Neden, neye, kime bu özlem? Yeşim'in aklı bir zamanlar neredeydi, şimdi nerede? Ele avuca sığmazdı deli gönlüm. Bir zamanlar neredeydi, şimdi nerede? İster güneş uyak beni, yağmur bulanak beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş uyak beni, yağmur bulanak beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. Bir deli rüzgar savurdu beni böyle. Umutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş uyak beni, yağmur bulanak beni. Zincirle bir yüreğimin artık sende. İster güneş uyak beni, yağmur bulanak beni. Zincirle bir yüreğimin artık sende. Göz göze gelmeler, karşılaşmalar, kaçamak bakışlar. En tatlı zamanlardır bunlar. Soru yok, cevap yok. Sadece tesadüfler var. Yalnız tesadüfler. Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık. Pişmanlığım nefret olmaz, öfke olmaz. Senden daha acı bir hasret. Duracaktı. İşte önünde dururdu evetim hayırım. Yol ayrımı o kadar barizdi ki ikiye bölünemeyeceğime göre dedi kadın yolun birini ya da ötekini seçmeli. Ama hangisini? Neye evet, neye hayır? Niye evet, niye hayır? Bir deli rüzgar savurdu beni böyle. Umutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş uyak beni, yağmur bulanak beni. Zincirle bir yüreğimin artık sende. İster güneş uyak beni, yağmur bulanak beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık. Pişman. Sevinçlerle